Merhabalar. Teknik bir arızamız oldu. Kusura bakmayınız. Biraz beklettik sizleri. Ee, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli problemi koronavirüsle mücadele ediyor herkes. Ee, teknik sorunlar var, tıbbi sorunlar var. Sağlık personelleri çok yoğun çalışıyor. Bize düşen de sadece evde oturmak, evde kalmak. Ama bunun yarattığı bir takım sorunlar var. İşte bu sorunlarla baş edebilmek için ee, yine uzman desteğine ihtiyacımız var. Bu yüzden de e, Üsküdar Üniversitesi'ndeyiz şu anda. Profesör Doktor Nevzat Arhan Bey bizimle beraber. Evet. Depresyona girenlerimiz var. E, stres yaşayanlarımız var. Bunalıma girenlerimiz var. Evde kalamıyorum diyenler var. E, bunlar bizim sadece gördüklerimiz ama bilmediğimiz, görmediğimiz psikolojik sorunlar da olabilir. İşte tüm bunları e, Profesör Doktor Nevzat Arhan bize açıklayacak. Sizler de YouTube kanalımızdan e, ...sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, ne tür sorunlar yaşıyorsunuz? Ne tür problemler var? Bunları da... ...hocamız bize açıklayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız evet. için. Şimdi herkes olayın... ...tıbbi kısmına, sağlık kısmına yoğunlaştı ama... Evet. ...psikolojik tarafı... ...her geçen gün daha fazla gün yüzüne çıkıyor. İşte evde oturamayanlar, evde oturduğunda... ...sorun yaşayanlar. Sizin gözlemlediğiniz... ...şu anda hangi... ...psikolojik sorunlar baş gösterdi... E, Tabii. Evde oturmamızdan dolayı. Tabii bu, bununla ilgili şu anda dün Medscape'de bir araştırma yayınlandı. E, Fransa, pardon İngiltere, Kanada ve Mısır'la ilgili insanların %70'inin kaygı seviyesinin yüksek olduğunu, ortalamanın üzerinde olduğunu düşün. yani. Üç, üç büyük merkezde yapılan çalışmada %70 oran çok yüksek bir oran. Hmm. Fakat enteresan bir şey var orada sahte korona başladı diyor. Ne demek o? Ya yani ilk defa şu anda yayınlandı. Ben de ilk defa onu telaffuz ediyorum. Sahte korona, pseudo korona hastalığı başladı diyor. Aa, yani gerçekte korona, korona yakalanmamış. yakalanmamış ama psikolojik olarak psikolojik olarak ben koronayım diye hastanelere gidiyorum. Çok, çok, ciddi bir şey var. İnsan kitlesi olduğu söyleniyor. Mesela başım ağrıyor. Bakıyor uzmanlar diyor. işte başarısız olabilir diyor. Hemen başı ağrıyor, acaba koronamayayım diye koronaya gidiyor. Yahut da işte asomtomatik dediğim semptomsuz, %30'u semptomsuz geçiyor diyor uzmanlar mesela. Evet. Yani o zaman düşünüyor, ben de semptomsuzum ya yani, belirti yok bende hiç diyor. Acaba ben de filanca yerde filanca kişiyle karşılaşmıştım, filanca kişi yanımda hapşırmıştı. Acaba ben de koronamayayım hmm. diye hastaneye gidiyor. Hmm. Aslında hastane ortamı oraya kuyruğa girmek, orada beklemek daha büyük risk o kişi hmm. için. Böyle durumlarda. Yani bir sahte koronavirüs hastalığına kapılmış Tabii. psikolojisi Tabii oluştu. Tabii psikoloji. Pseudo korona psikolojisi oluştu insanda. Ps psiko Pseudo. Pseudo yani korona. Sahte yalancı koronaya He. vakası. Sahte e, Bu e, ilk, ilk defa karşılaştığımız defa bir şey. İlk defa karşılaştığımız. İlk defa da dün bu tanım kullanıldı. Telaffuz edildi. E, de bu şey yayındır. Yani e, hem e, psikiyatrinin e, Tuma genellik çalış yayın yapan bir şeydir. Bir araştırmayı yayınladı. Hı. Bu bizde de var. Şu anda ben uzmanlarla konuşuyorum. Hastaneye gelenlerin de çok önemli miktarda bu böyle vakalar olduğunu, <laughs> asıl vakalarla ilgilenmeye neredeyse zaman kalmadığını. Aa çok ilginç. Sizin bir de hastaneniz var. MP evet. İstanbul. Oraya vaka geliyor mu hocam? Oraya bizde şimdi bizim hastane e, e, İstanbul'da şöyle 15 civarında hastane. Covid merkezi yani test ölçebilir yetkisi aldı. Onlardan birisi bizim hastane. E. Çünkü bizde PCR mu? cihazı vardı. Hı. Hemen e, altyapımızı kurduk. Biyo, Biyo bir teknisyenimiz de vardı onunla birlikte. Şu anda iki vaka yoğun bakımda yatıyor bizde. Öyle Bu, mi? Korona pozitif Hı. çıktı. Hı. Ayrıca dışarıdan kan gönderiyor bazı Hı. hastaneler. Onlarda korona mesela geçen gün 40 kişi gönderildi bir gün. 20 küsüründe pozitif çıktı. Bizde gönderilen kan. Yani burada ya devlet hastanelerinin dışında özel hastanelere de e, imkanı olan kişiler ateş yükselince gidiyorlar diyelim. ya Bize yakın bir özel hastanede 40 kişi ateşim var diye başvuruyor. 20'sinde covid çıktı, hmm. pozitif çıktı. Yani bu ciddi bir şey, hmm. e, rakam e, var. Hmm. Yani salgın öyle küçümsenecek bir salgın değil. Hmm. Ee, hastaları nasıl ruh halleri nasıl hocam? Hastaları Hastaların ruh halleri yani hastalardan çok şu anda yani mesela anne babaların ruh halleri çocuklu ailede çok panik. Çocuğuma bulaşırsa yani ben yani işte eğer anne baba ikimizi bize baş, bulaşırsa bize bir şey olsa çocuklarımız ne olacak? Hı -hı. Bunu ciddi ciddi düşünüyorlar. Hı -hı. Bunun için dışarı çıkarken alışverişe giderken gözlere Haris her tarafını kapatıp gidiyorlar mesela. Peki, hastanın kendisi nasıl e, hiç? E, onu yani, hasta burada edildiniz. tabii bir hasta psikolojisi var. Bir de e, toplumda böyle insanlar dolaşırken maskeyle başkasından bana bulaşmasın diye dolaşıyor. Aslında normal olan ben de covid var fakat kimseye bulaştırmayım düşüncesiyle dolaşması lazım. Böyle olursa e, önlenmiş olur. Yani bunu yapmıyoruz. Aile içerisinde hastaların psikolojisinde de Covid hastalar şu anda bizdeki biri 31, biri 61 yaşında hmm. ve komadalar. O, yani 31 onlar... yaşında genç. Genç, genç yani vacit ciğerleri falan komada yani sonucu solunum şeyinde şu anda yani solunum cihazından takılı. Delikleri. Entübe vaka. Evet. Yani şu anda onun dışında bizde hastanede Covid pozitif çıkan başka bir vaka olmadı. Bunlar da diğer hastanelerde doluluğun üzerine bize gönderilen vakalar. Hmm. Twitter yayınımızdaki arkadaşlarımızın sorularını buradan göremiyoruz. O yüzden lütfen kendilerini YouTube kanalımıza davet ediyoruz. Oradan şimdi soru sormaya başladı arkadaşlarımız. Twitter'daki yayınımızı o yüzden bu nedenle kapatacağız şimdi. Lütfen Kemal Öztürk Medya isimli YouTube kanalımıza geliniz. Sorularınızı oradan iletiniz. O yüzden Twitter'daki yayınımızı kapatıp YouTube'daki yayınımıza, oradaki arkadaşlarımızın sorularını şimdi hocamıza ileteceğiz. Hocam şimdi en önemli sorun, Kaygı meselesi. Bazı anneler çocuklarıyla görüşmüyor, çocukları birlikte yemek yemiyor, çocuklarıyla dokunmuyor, temas kurmuyor, sarılmıyor. dokunmuyor, bir bir panik hali oluştu gibi. Evet. Bu kaygı bozukluğunu biz nasıl engelleyeceğiz? Yani şimdi buradaki uzmanlar bununla ilgili konuşmalarına dikkat etmesi gerekiyor. Yani burada ortada bir Gerçeklik var, yani bir pandemi var, küresel bir salgın var, <laughs> <Yani> felaket <laughs> sınırlarında. Fakat bu bilimsel kurallar var, bunlara uyduğumuz zaman, bununla ilgili bu <laughs> krizi yavaş ve sağlam bir şekilde aşabileceğiz. Bu duygu vermesi gerekiyor. Yani burada panik duygusunu besleyen beyanlar olumsuz etkiliyor. Onu söyleyeyim buna. Hı. Uzmanların hı. burada dikkat edeceği önemli bir durum. Şimdi kaygının olması normaldir böyle durumlarda. Yani bir hı. kaygının, bir korkunun olması. Çünkü insanın hiç alışmadığı bir şey. Bu kaygı ve korku faydalıdır aslında. Evet. Yani kontrol edilebilen stres faydalıdır. Hı hı. Ee, bu faydalı. Böyle durumlarda insanlar yeni duruma uyum sağlamaları gerekiyor. Yani i̇nsanlar yeni durumu uyum sağlamayan, özgürlüğüne fazla düşkün insanlar vardır. Bu tarz insanlarda ne oluyor? Böyle durumlarda sınırlar tanımıyorlar. Kalabalık yerlere, alışveriş yerlerine gidiyorlar. Bana bir şey olmaz diyorlar. Hatta bazıları bunu abartılıyor diyor. Böyle bir şey yok diyor. Bu bir komplo teorisi diyor. Böyle bir şekilde düşünen insanlar da var. Böyle bu komplo senaryosunu yazan insanlar da var. Ama sonuçta yani bu durumun ciddi ama panik stres var panik yok diyoruz onun için stres burada olacak faydalı bir şey stres hmm. stres bir ama tehdit işte var. Abartıya gidenler Tabii. var mesela. Yani kontrol edemezse abartı olursa böyle durumlarda kişi yani kötü senaryoyu düşünen kişilerde oluyor hmm. sağlık kaygısı olan kişilerde oluyor böyle durumlarda oturup devamlı kendini inceliyor başı ağrırsa başım niye ağrıyor diye hemen şey yapıyor başının ağrımasının üzerine hemen en kötü senaryoyu yakıştırıyor kendisine. Mesela bir insan ayak kalksa düşünse şöyle dese ki acaba başım dönecek mi dese sallanmaya başlar. Yani insan beyinde beden algısını e, sağlık algısını algılayan beyin alanları var. Yani bedenimizin sağlık çalışmadığı kontrol ediyor beynimizde bir sistem. Burada. O sistemi bozuyoruz biz. Yani beynimizde o organların orkestra gibi çalışıp çalışmadığını Kontrol eden bir zihinsel bir konfigürasyon var beynimizde. Bu devamlı kaygıyla müdahale onu bozuyoruz. Bu sefer ne oluyor? İşte bir tarafımız uyuşuyor, öksürmeye başlıyoruz. Hatta böyle e, e, alerjisi olan bir yaşlı bir beyefendi, torununa e, alerjisi geçiyor, hapşırması vesaire geçiyor. Hadi bir torunumu ziyaret edeyim diye gidiyor. Merdivenden çıkarken tekrar hapşırmaya başlıyor. Onun üzerine tekrar iniyor, tekrar... Ee, ama bir şey bulaşıyor çocuğa diye ee, geri dönüyor. Şimdi hocam evde e, strese girmek, kaygılanmak normal diyorsunuz. Hı. Bunun da faydası var. İnsanın kendisini korumaya alır. Fakat e, bireyler arasında bir, e, bir kavga, gürültü, çatışma da başladı. E, bunu nasıl ayarlamak, ne yapacağız? Yani evde bireylerin kendi içerisinde nasıl bir e, bir şey yönetelim ki e, evde sıkıntı çıkmasın? Yani böyle <laughs> kriz durumları, felaket durumlar aslında insanların e, birbirlerinin kusurlarına odaklı değil de birbirlerinin olumlu yönlerine odaklı olmalarını sağlar. Evet, bir düşüş var. E, 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 olumlu yöne odaklanmalarına önlem sonra bunu yapabilen kişiler böyle durumlarda bu krizi hayatlarında e, fırsata dönüştürebiliyorlar. Yani nasıl yapıyorlar? Mesela aile içerisinde beraber e, normalde diyelim karı koca yani de evde anne çocuk baba çocuk savaşları var. Karı koca devamlı bir savaşları var. Devamlı bir gerilim var. Böyle durumlarda ya şu anda olağanüstü bir durum var. Böyle durumlarda birbirimizi korumamız, birbirimizi desteklememiz, bir rekabet etmek yerine birbirimizi tamamlamamız gerekiyor demek gerekiyor. Bunu diyebilmek e, diyebilen kişiler böyle durumlarda e, nit bir beraberliği oluşturabilirler aile içerisinde ya yani birbirlerini hmm. düzeltmeye çalışma burada en çok olumsuz etkileyen şey hmm. yani ego savaşlar oluyor benim dediğim senin dediğim benim annem senin annem benim benim param senin paran gibi ve güç savaşları oluşur ailede bu hmm. savaşların olduğu yerde huzur olmaz hmm. yani. Peki bir birey e, tamam stresi var ama onu yönetmesi gerekiyor. Ne yaparsa bir günü tanımlarsanız bir bireyin ne yapmasını öneriyorsunuz? Tabii. Yani bireyin böyle durumlarda yani evden evde kal deniyor ya şu an evde evet. kal var. Hayat eve sığar deniyor. Bu sloganlar güzel. Peki evde kalalım. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Zorunlu e, durumlar olmadıkça çıkmayalım. E, bunu yap, yapmak çok önemli. Onun dışında evde kalırken kişi e, yani e, bütün günü olmaz ama Evde çoluk çocuk hepsi beraber aileler büyük çoğunlukla böyle durumlarda şeyleri yeniden e, yapılandırmak gerekir. Mesela bir kitap alınır, hmm. kitap alınır, o kitabı herkes beşer dakika sırayla okur mesela yarım saat kitap okunur. Yani Bu aile bireyleri toplayacak. Top bütün aile bireyleri topluyor. Bu Anadolu'da vardır sıra geceleri hmm, doğru. vardır. Hatta ben çocukluğumda hatırlarım mahalledeki bütün şeyler yani erkekler yok kadınlar toplanır biz çocukken. Zavallı üstemin kitabını okurduk, dinlerdik mesela. Hmm. Ya bu bizim geleneğimizde olan bir şey. Tamam. Bu televizyon vesaire bunlar unutturdu ama şimdi böyle durumlarda bu en azından ne olur? Evde aidiyet duygusunu artırır. Kişilerin bağlanma duygusunu artırır. Peki evet, şimdi anladığım kadarıyla aile bireyleri topluca bir Tabii, şey yapın. Topluca bir kitap şey yapmak. Şarkı söyleyin, Tabii, Yani yapılabilir Olabilir. yani aile birlikte yani birlikte zaman geçirmeyi başarmak gerekiyor. Şu anda aynı evde olup da mesafesiz terk ediş dediğimiz durum oluyor Yani Kişiler aynı evdeler ama birbirlerine uzaklar. Hmm. Bu zararlı Bu da, bir şey tabii. Şimdi sosyal mesafe olsun ama ruhsal mesafe olmasın. Güzel. Ruhsal Bu mesafe olduğu zaman işte mesafesiz terk ediş. Yani hiç çocuk oynuyor vesaire ama o başka alem, herkes başka alemde. Bu yani gün boyunca olabilir. Herkesin özgür bir alanı olabilir ama yarım saat bile olsa nitelikli beraberlik. Bize en önemli şey takdir, övgü, onay sözleri çok önemli bak. Böyle durumlarda nasıl yaparım da ben eşime, çocuğumun iyi bir hareketini gördüğüm zaman ya ne güzel bak şu resmi ne güzel çizmişsin. Ya ne güzel bak ortalığı toplamışsın diye yani takdir, övgü, onay sözlerini daha çok kullanmak için fırsatlar Kollayalım. Evet. Bahaneler kollayalım. Ee, çok güzel bir tanımlama getirdiniz. Sosyal mesafeyi koruyalım ama ruhsal mesafeyi yakınlaştıralım. yakınlaştıralım. Bu psikolojimizi korumak için önemli evet. bir şey. Şimdi e, e, izleyicilerimizden gelen bu yayın kalitesine e, yayın kalitelerimizde biraz düşüş olabilir ama onu düzeltmek için uğraşıyor arkadaşlarımız. Şimdi e, e, gelen sorunumuz. Evet içerisinde birkaç şeyi iletmek istiyorum hocam müsaadenizle Kalın. Recep Sefer Bey üyelerin birlikte geçirdiği zamanın arttığını göz önünde bulundurursak doğru iletişim için hocamızın tavsiyeleri nelerdir acaba özellikle evde bulunan çocuklara nasıl yaklaşmalıyız? Bak çocuklarda şimdi kritik kavram şu pozitif disiplin. Pozitif disiplin pozitif, pozitif disiplin. Ya yani. yani, disiplinsiz bir ortam olmamalı. <laughs> Yani hmm. gevşek disiplin olan ortamlarda kurallar belli değildir. Anne farklı söyler, baba farklı söyler. Yani anne sabah çocuğu alır şapuşu şupur öper, ölünce sonra Allah belanı versin sen niye doğurdum der falan. Bu ne olur? Gev tutarsız disiplindir bu. Hmm. Tutarsız disiplin, gevşek disiplin olmasın. Disiplin, disiplin olur ama asıl pozitif disiplin. Yani çocuklarımızın yanlışlarını düzelten anne baba rolünden çıkıp bizim çocuklarımızın olumlu taraflarını düşünün pozitif disiplin. Yani şimdi biz e, bu odayı aydınlatmak istiyorsak e, karanlık şöyle kötü böyle kötü demek yerine ne yaparız? Ne yaparım da buraya da bir ışık açarım, bir mum yakarım dersiniz bunun için. Yani çocuğun da dünyasını aydınlatmak istiyorsak karanlık şöyle kötü karanlık yanlıştır. Niye karanlığa böyle yapıyorsun demek yerine çocuğa olumlu güzel şeyler hayatına nasıl ekerim diye düşünmek. Şimdi e, anahtar kelimemiz pozitif disiplin. Yani bu yaklaşmak Tabii. gerekiyor. Özellikle çocuk şimdi evin içinde hiç çıkamayınca onu disiplin <laughs> zor Yerine ben dili kullansa. Yani sen ne biçim ortalığın hali yerine dese ki ya ortalık dağınık olunca kendimi daha iyi hissediyorum ben dese. Ben dili. Yani çocuğuna şöyle dese. Çocuğum e, ne biçim kızsın, ne biçim oğlansın, ne bu dağınıklık, odanın haline demek yerine ya odanın e, yani odan düzgün olunca ben çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum seni böyle gördüğün zaman dese mesela. Güzel. Emin ol çocukların pozitif yönlerini güçlendirelim. Evet yani eleştirel cümleler yerine Hı. pozitif bakış açısıyla onun iyi yönünü destekleyip öne çıkartıp eksikliğini de hatırlatmak. Ya, mesela değil mi? Yani, çok yapılan aile içi hatalar var bizim kültürümüzde çok yaygın. Suizan kültürü bizim kültürümüz. Suizan. Suyuzan kültür. Yani birisi selam vermedi hemen kim bu adam burnu büyüdü de selam vermedi denir hemen. Ya yani birisi biz laf söyler hemen en kötü zaten bu adam böyle yani bu şey sadece kendini düşünür falan gibi. Demek yerine yerde suyuzan kültürümüzü üstünüzden kültürüne çevirmemiz. Anladım. Yani kötü zan yerine bir olayla yaşadığımız zaman hemen olumsuz senaryo yazıyoruz. Hmm. Halbuki ya bu selam vermedi ama herhalde görmemezlikten geldi. Yani bizim Özellikle de... yakın ilişki ve yaşantılarda bak. Hmm. Aile içinde birinci derece aileler arasında yakın ilişki yaşantılarda ilişkilerde iyi zan esas kötü zan istisna olmalı. Hmm. Yani iyi bir şey yapmadı, bir, bir iş bir yere geç kaldı, sözünde durmadı ne, hemen onu eleştirmek yerine acaba yani ne, neden e, e, geç kaldı acaba neyi unuttu filan diye onu suçlayıp yargılamadan konuşmak. Güzel. Yani bunu e, esası. Üstün aile içi yani, yakın ilişki yaşantılarda iyi niyetle iyi zannla. Ya yani iyi. Yani iyi yorumlar yaparak yani pozitif yorum yapmak. Yani olaylara pozitif anlam yüklemek. Anladım. Bir izleyicimizin yine önemli bir sorunu var. Yakını yoğun bakımda olan, uzun süredir onunla irtibat kuramayan, evde endişeli bir şekilde bekleyen, haber bekleyen biri bu korkularını nasıl yenebilir, nasıl rahatlayabilir? Tabii, yakında bu, bu da önemli bir soru gerçekten. Yani şu anda yani sayı gittikçe artıyor. Yoğun bakım var, yoğun bakım olmasa bile yani pozitif çıkan insanlar artık herkesin eşin dostunun <laughs> arasında bir tane pozitif çıkmaya başladı. böyle Böyle durumlarda yani o kişiyle de görüşemiyor ister istemez ya da online görüşüyor. Böyle durumlarda ona yalnız değilsin duygusu vermek lazım hasta olan kişiye. Ama temas kuramıyor. Onu nasıl? Temas var? o bir ki şu anda işte bak sosyal mesafe var ama ruhsal mesafe yok. Hmm. Yani devamlı onu düşündüğünü, o manevi olarak yani ona mesela kendisinin hakkında iyi dilekleri de bulunulduğunu, dua edildiğini hissederse bir kimse o kimse böyle durumda daha huzur içinde hasta olur. Hem de Şimdi insanın kontrol edebileceği şey var, edemediği şey var. Gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Yani insan gücünün yetmediği, kontrol edemediği şeylerde her şeyi bilen, her şeyi gücü eden, her şeyi kontrol eden yüksek bir güce, yüksek bir değere inanıyorsa bu inanç kişinin inanç sistemini koruyucu melek olabilir, zihinsel bir sığınağı olabilir. Ama bir yüksek bir güce, değere inanıyorsa ona sığınıp teslim olabilen kişiler böyle durumları daha huzurlu daha sağlıklı geçiyorlar. Çünkü kontrol duygusu çok önemli insanda. Yani arabayla giderken kontrol direksiyonu hakimini kaybetseniz ne hissedersiniz? İnsanlar o duyguyu hissediyor şu anda. Doğru. Ee, hocam şey de e, medyada bilgi kirliliği konusunda Hı. çok şikayet var. Özellikle e, işte maske takın diyor bir kısmı, maske takmayın diyor bir kısmı. Ee, aslında bu kaygıyı da arttıran bir şey. İşte bir kısmı havadan bulaşıyor diyor, bir kısmı havadan bulaşmıyor diyor. Belki bu kaygıyı dengeleyecek, arttırmasını engelleyecek nasıl bir yöntem izleyebilirler? Tabii buradaki temel aslında biz yani bulaşabiliyor bize diye düşünceler hareket edip işte o sosyal mesafe kural önemli. Bir de diyelim birisi COVID 19 olan bizi yanımızda hapşırdı. Hı, hapşırdı. Pat diye hapşırdı. Ne yapacağız? Hemen alkol hiç hiç yani yapanlar, oldu. yapanlar oldu. Yapanlar 30 kişi öldü. öldü yani şeydi. Evet. Türkmenistan'da 30 kişi öldü. Şimdi bu bu abartılı ve yanlış bir yani şey bilimsel kurallara uymayan bir şey. Yanımızda covid'li birisi hapşırsa bile biz hemen gidip o anda elimizi yüzümüzü yıkayıp ve önlem ne biliyor musun? Burnumuzu ve ağzımızı çalkalamak. Hı. Bunu yaptığımız an covid girse bile bize bir hemen temizleniyor çünkü o e, ağızdaki asidik hmm. durum üremesini kolaylaştırıyor ağzın yani ağzı burnu günde be hiçbir şey yoksa bile hmm. ağzımızı yani şu anda normal abdest alanlar şanslı ama abdest alanlar ağzını burnunu iyice su çeksinler mesela böyle durum bu durum yani bulaşmış olsa bile gideriyor yani panik yapacak bir şey yok hmm. girsin ağzına burnunuza girsin emin ol yıkayın çıkar evet. belki de e... E, salgınla ilgili kritik konularda bilim kurulu üyelerinin açıklamalarını dinlemek yani medyadaki kirliliği engellemek açısından söylüyorum. O da faydası olur herhalde. Tabii yani şu anda bilim kurulu üyeleri hep birbirini tamamlayıcı şeyler söylüyorlar. Çelişkili şey söyleyen yok. Hmm. Ama doğru kişi olacak yani. Orada yani işin uzmanı olmayan, işin ehli olmayan kişilerin konuşmalarını çok hale almıyorum ama bilim kurulu hmm. üyeleri şu anda yani Türkiye'deki veriler de önlerine geldiği için daha doğru, daha ee, inform şey bilgilendirici e, tavsiyeler oluyor. Tamam. Yani onlara uyalım. Ama böyle durumlarda dedim ki panik yapacak durum yok gerçekten de yok yani. Hmm. Gerçekten de yani yok. korkalım ama panik yapmayalım. Panik yapmayalım. Yani gerçekten şu anda panik yapacak durum yok. Çünkü şey, yani şu anda Türkiye'deki sağlık sistemi ee, iyi bir sınav veriyor şu anda. Hmm. İyi bir sınav veriyor. Olumlu yönde gidiyor. Hmm. Yani gerçi bazı yani benim bazı eleştirilerim var. Yani keşke Mesela, bu sokağa çıkma konusunda daha erken davranılsaydı. Hmm. Mesela 65 yaşla ilgili yani sanki biz burada e, şu hatayı yaptık. İnsanları koruma hatasını yaptık. Halbuki yani 65 yaş ve yukarı olanlar sokağa çıkmasın demek yerine e, insanların Almanlar çok güzel yaptı bunu. İki kişi bir araya gelmesine yaptı bunu. 65 yaşın üstündeki insanlara olumsuz davranışlar oldu. Onlar da kendilerine terk edilmiş gibi bir yani özellikle yalnız yaşayan çok kimse vardı. Yani onlar kötü hissetti ve burada yani sokağa çıkma yasağı tam %100 ilan edilmese bile yani iki kişi bir araya gelmemesiyle ilgili bir sosyal mesafe olmamasıyla ilgili bir denetim olsa ...daha iş, işlevsel evet. olmalı. Kendinden yapılıyor bu. Evet. Hocam, e, Recep Sefer Bey... E, ...salgın sona erdikten sonra... ...sosyal hayat yavaş yavaş normale dönmeye... ...başladığında bu sürecin... ...toplum hayatına ne gibi bir yansımalı olabilir? Ne gibi travmalar görebiliriz? Bizim şimdi daha önceleri... ...ben yani öğrencilik yıllarım... ...ya da asistanlık yıllarımdan biliyorum... ...en büyük korku kuduz fobisiydi. Kuduz? Kuduz. Evet. Yani insanlar bize geliyordu... Kuduz korkusuyla gelen insanlar oluyordu. O onun yerine HIV aldı daha sonra. Doğru. AIDS aldı. AIDS, AIDS aldı. AIDS korkusuyla gelen insanlar vardı. Şimdi bundan sonraki terbiyede domuz gribi, sonra. gribi de oldu. Domuz gribi de oldu. Bundan sonraki şimdi de korona fobisi var şu anda. Hmm. Yani korona öz, özellikle zayıf ki, böyle duyarlı kişilerde yeni fobi türü yani bir e, yaygın olarak çıkacak. Korona fobi hmm. olacak. Korona olan kişi ne yapacak işte? daha önce psikiyatrik hastalıklar rastladığımız bir mizofobi vardı. Yani mikrop korkusu vardı. Yani mesela bir insan konteynerinin yanından geçse bile üstünü başını değiştiriyordu. Böyle Hı. o derece. Elinde çorap geçirip evde dolaşıyordu. Yani yani şu anda şu böyle kriz durumlarında insan eve geldiği zaman üstünü başını değiştirmesi normal. Elini yüzünü iyice yıkaması normal. Yani hiçbir e, sağlık çalışan değil herkes için geçerli bir temizlik durum. Temizlik alışkanlığımız bizim ayrıca varmış da yani Avrupa'ya göre çok iyi durumdaymışız. Tabii kesin öyleydi zaten. Bizim kültürümüz yerleşmiş Hatta Osmanlı coğrafyasında çok yaygın. Balkanlarda da öyle. Yani onlar hmm. koruyor. Evini temiz tutmak. Mesela veba onun için kırıp geçirmedi bizi orta çağda. Bu temizlik kültüründen dolayı hatta şeyde Yahudiler de temizliğe önem verirler. Yani Almanya'daki falan Yahudiler veba olmayınca Bunlar kötü ruhlar deyip birçok Yahudi veba olmuyorlar diye yakmışlar o zaman orta çağda Almanya'da Doğru. özellikle. Hocam öğrencilerle ilgili bir soru var. Ders çalışmak isteyen öğrenciler psikolojisini nasıl yönetmeli ve odaklanmalıdır? İbrahim Taha Akıncı Bey'in sorusu. Tabii şimdi böyle durumlarda şimdi oturup da 60 dakika 50 dakikası koronayı düşünüyorsa o kişi koronafobik olmuştur. Hmm. En büyük önemli ölçü bu. Bununla ilgili sosyal kaçınma varsa yani hiç odadan çıkmıyorsa, kimseyle konuşmuyorsa böyle. Yani bu fobik haline e, gelmiş demektir. Kaçınma davranışının olması, bu zihinsel, aşırı zihinsel uğraşın olması vardır. Ders çalışma de kişi böyle durumlarda kişi için, yani öğrenciler için aslında çok güzel bir e, serbest zaman oluştu. Bak boş zaman demiyorum, serbest zaman. Hı. Boş zaman... Saldım çayra Allah kayıra bir hmm. hayat ama serbest zamanda yani şu anda e, işte birçok üniversite ya da e, orta öğretimde de, ilk öğretimde de aynı şekilde yani sanal sınıflarla, sanal derslerle dersler yürütülmeye çalışılıyor. Burada artık maksimumdan olmayacak, minimumdan hmm. öğrenebileceğiz biz. Bunu beklemek yani maksimum çıta yüksek tutarsak zor bu durumda. Hmm. Ama özellikle de son sınıflar anda sınava girecekler yani şey sınavına üniversite, üniversite sınavına girecekler. E, bu kişilerde büyük ihtimal bu ikinci dönemden soru sorulmayacak onlara. Hı. Yani sorulmayacak. Yani onlar odaklanacağı noktalar farklı. Ama bir üniversite öğrencisinin odaklanacağı noktalar ayrı. Zaten şu anda teorik dersler online yapılıyor. Çeşitli senkron sınıflar var, asenkron sınıflar var. Biz e, Üsküdar Üniversitesi olarak bütün öğrencilerimizi hemen hemen senkron sınıf yapabilir olduk. Yani günde şu anda yani 50-60 tane hoca aynı anda sanal ders yapabilecek dijital altyapımızı oluşturduk sanal sınıflarla. Öğrencilerine yani akademik takvimde olan tarihte bilgisayar karşısına geçiyor. Öğrencilerine sanal sınıfta ders veriyor, soru cevap alıyor ve dersi o şekilde bitiyor. Yani bu, bu, burada örf neyse ona göre zaman yönetimini yapabilir. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla büyüklerin bir kere zihinlerini meşgul edecek bir rutin oluşturmaları gerekiyor değil mi hocam? Evet. Sabah kalktınız işte egzersiz mi yapacaksınız kahvaltı yapacaksınız sonra yani e, paniğe kapılmadan zamanımızı planlamamız Tabii. gerekiyor. Günü planlama becerisi çok önemli şu anda. Günü Bunu kazan kazanıyor. Şu anda daha önce günümüzü diyelim okul eğitimimizden planlamıştı. Burada serbest zaman olduğu için günü biz planlayacağız. Şu saatte kalkacağım, şu kadar saat şunu yapacağım, şu kadar saat soru çözeceğim, şu kadar saat bilgisayar. Ama ilginç ki bu akıllı telefonlar eline aldığı zaman bir insan şu anda bir kap duruyor. O kadar sürükleyici ki, o kadar ehliberişli ki, o kadar etkileyici ki saatleri geçivermiş. Bir şey öğrenememiş. Yani onun için burada günü planlama becerisi olan kişiler fark oluşturacaklar. Hmm günümüz öğleye kadar şu şey yapacak. Öğleden sonra serbest zaman diyecek mesela. Onları yap bitirecek. Ondan sonra diğer e, eee vesaire vesaire bakmayla ilgili ondan sonra yapacak. Yani yani bütün gün oturup virüs salgını ile ilgili şeyler düşünmeyeceğiz. Tabii, tabii. onu Anladın düşünen mı? zaten o zaman <laughs> e, bir psikiyatriste gitmeye adaydır. <laughs> Ergin. Eee Eğitimden Mustafa Bey sizlere selamlarını ileterek şunu soruyor. E, evde kaliteli bir vakit geçirmemiz isteniyor ama 24 saat yaşamak evin içerisinde psikolojik olarak mutsuzluk yaratıyor. Bizde bir hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ee, nasıl bir ne yürüyorsunuz Tabii, yani? E, Mustafa <laughs> haklı. Burada e, şimdi burada e, insan 24 saat ev ortamındasınız. Çıkmak zorunlu olursa çıkıyorsunuz ama fazla duramıyorsunuz zaten. İste istemez insan böyle durumlarda yani sosyal mesafeyi de koruyorsunuz. <laughs> evdeki şeye bile, yakınlarınıza bile sarılmak şey yani riskli. <laughs> böyle bir durum. Şimdi böyle bir durumda hatta şu anda e, bir, bir uluslararası psikiyatri çevrelerinde şu tartışılıyor. Bu kadar sosyal mesafe uzun sürerse e, sosyal insan arasında düşmanlık duyguları artar mı? Sosyal mesafenin artması sonucunda çünkü sosyal fiziksel temas insanda beyinde oksitosin salgılıyordu, mutluluk hormonu. Hmm. Salgılıyordu ve bu böyle durumlarda e, insanlar yani birbirlerine karşı daha sıcak duygular hissediyorlar, daha güven oluşuyordu. Şimdi mesafe oldukça gönüllerde de mesafe orta olacak. Ruhsal mesafe de olabilecek. Hmm. Olabilecek. Bunu yapamazsa bir insan işte bu durumda aslında duygu emosyon regülasyon dediğimiz yani duyguları e, düzenleme becerimiz çok önemli. Burada bunun geçici olduğunu bilebilmemiz önemli. Geçici olduğumuza göre böyle durumlarda bir, biz geçici olarak diyelim bir haksız yere cezaevine girsek ne yaparız? Ah vah demek yerine ya bu ortamda nasıl yani bir e, benim hedefime geleceğim uygun ne yapabilirim ne odaklanacak insan. Böyle durumlarda insan e, manevi e, değerleri yüksek olan insanlar daha şanslılar böyle kriz durumlarında. Öyle mi? Yani böyle durum onlar daha şanslılar. Bir de mesela seçilmiş yalnızlık diyoruz. Seçilmiş yalnızlığı olan kişiler böyle durumlarda daha rahat baş edebiliyorlar onu. Seçilmiş yani onu yalnızlığı kendisi istiyor, talep ediyor ve yalnızlıktan böyle durumlarda e, manevi e, olarak yani bizim kültürümüzde uzulet olarak geçen hmm. e, böyle durumlarda oradan manevi çıkarımlar da yapılıyor. Yani insanın iç keşif yolculuğu yapması için bir fırsat bu aslında. Hmm. Bak e, bu nasıl dış dünya var içimize de bir dünya var. İçimize de güçlü yönler, zayıf yönlerimiz var. İç dünyamızda hayal dünyamız var. Bununla ilgili, mesela korona günleri diye de günlük tutulabilir. Hmm. Kendi duygularımızla ilgili olabilir, başka şeylerle ilgili olabilir, günlük tutulabilir. Yani bu böyle durumlarda, yani kişinin yetenekleri bile ortaya çıkabilir. Hmm. Böyle durumlarda, insan çünkü insan ilginç bir varlık. Zor şartlar, insandaki gizli potansiyeli tetikleme özelliğine sahip. Yani birçok mesela İkinci Dünya Savaşı. Atom bomba bulunma olayını belki 50 sene erkene almıştır insanlıkta. Hmm. Yani o zor şartlarda yani böyle bir çaba içerisinde mecburen giriliyor ve yeni şeyler ortaya çıkıyor. Hmm. Bu da bizim kendimizi keşfetme, yani iç keşif yolculuğumuza çıkalım. Kendimizi tanıyalım ve özellikle manevi yönden bir insanın kendini şu anda tasfisi, tasfiye etmek, arındırması, yani kendini bu konuda yani iyi ve güzel özelliklerle ilgili kendini donanımlara ilgili hayaller kurması insanı Hı. güzelleştirir. Hocam şeyin bütün gün boyunca sürekli haberleri takip eden, sürekli haberleri okuyan insanlar da var yani. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ya yani şimdi burada yani bunu yani şu an televizyonu aldığın zaman ya da akıllı telefonu aldığın zaman Müthiş bir dünyaya giriyorsunuz. Hı. Kafa yormaya lüzum yok. Açıyorsun Netflix'i, filmler. Yo, şey ben yani. onu değil de koronavirüsle ilgili krizi takip ediyorlar Krizi takip yani, o krizi takip, yani krizi, bakıyorsun zaten hep aynı şeyi tekrar edip duruyorlar Hı. bir günde. Yani yarım saatte o günde ne olduğunu öğrenirsiniz siz. Hı. Yani bütün kanala tek tek gezdiğiniz zaman aynı haberi 10 defa daha tekrar ediyorsunuz. Bu bunu o dozunu kaçırdığın zaman zarar verir bu. Yani burada e, ya yani ilaç nedir diye sorduklar zaman ilaç e, alınan şeyin dozudur. Yani burada dozunu kaçırmasanız burada hastalık dozunu kaçırsanız hastalık haline gelir bu devamlı televizyon bu, hmm. bu konuları takip etmek. Hmm. Baktınız aynı şeyi tekrar ediyor aynı uz, e, aynı kişi farklı kanallarda ve farklı cümlelerle aynı şey söylüyor. Hmm. Ya da farklı kişiler aynı cümlelerle farklı cümlelerle aynı şeyi söylüyor. Yani burada yani zaman ee, hani Ariston'un bir şeyi var da talebesi oyun oynarken, kumar oynarken kızmış taşlarla oynarken. Niye kızdı? Demek küçük oynuyorum hocam. Niye kızıyorsunuz diyor. Ben e, e, oyun oynadığında değil, harcadığın zamana kızıyorum diyor. Ya yani şu anda en önemli şey zaman gibi bize serbest zaman gibi bir hazine geldi önümüze. Hı. Bunu hedefimize Hı. yönelik planlayalım. kullanalım, planlayalım. Hedefimiz neyse, doğru hedef olan kişiler bu, bu zamanı iyi kullanırlar. Hedefimiz iyi ise kullanabiliriz. Onun için hedef olmayan kişileri canı sıkılır böyle durumlarda. Yani insan hayatı varoluşu yani insan soyut düşünen bir varlık, kavramsal düşünen bir varlık tam önüne güzel bir fırsat çıkmış böyle. Yani birçok yani zihinsel keşif yolculuğuna çıkabilir. Yani bir hayattan zevk alabileceği birçok alanlar bulabilir hmm. insan. Yani bunu yani, yap e Kişiye özel değişir burada. Anladım. Ee, Ahmet Çetin Bey hatırlatmış. Ben de izleyicilerimize hatırlatayım. Sizlere de çok hürmetleriyle birlikte. İstanbul. Yayını beğendiyseniz lütfen like yapın. Abone değilseniz abone olun diye. Ee, o zaman e, huzursuz bacak sendromundan Hı. Hı. bu dönemde şikayete arttığını söylüyoruz evet. canım. Bu. Olabilir tabii mi? Tabii tabii huzursuz bacak sendromu işte özellikle gece olan bir şey. Gece kişi bacağını sallama ihtiyacı hisseder. Evet. Bütün gece. Masaj yapar, soğuk su şey yapar. Hatta bacağını kalorifer peteğine bağlayan kişi var. Uyutmaz. Hmm. Çok uykuyu kaçıran bir şeydir. Bir hastalıktır bu. Hani bu ara, arada arada yani. bir o, sık sık değil. Her gece oluyorsa zaten ilaç gereken bir durum. Yani bu durumda artması beklenir. Çünkü stres yükselince yani toplumda genel olarak stres yükseldi. Stresin yükselmesi ne demek? Beynimizde serotonin ihtiyacının artması demek. Serotonin de neydi? Mutluluk hormonu. Hmm. Beynimizde mutluluk hormonunun turnover yani böyle dönüşüm artıyor. Hmm. Dönüşüm arttığı zaman ona ihtiyaç artıyor. İhtiyaç olduğu zaman çabuk bitiyor böyle durumlarda. Hmm. Stres yani birkaç saatlik stresin zararı yok, faydalı. Ama kronik stres zararlı. Hatta kronik stres bağışıklık sisteminizi bastırır, olumsuz etkiler. Hmm. Daha doğrusu koronavirüse aday hale getirir sizi. Kırılgan hmm. hale getirir. Hmm. Bağışıklık sistemi çok önemli şu anda. Biliyorsun. Dolayısıyla stresimizi de yönetmemiz Tabii, gerekiyor. Stresli yani. durumlarda böyle, yani stres, yani yönetilemeyen stres zarar verir. Ama böyle durumlarda tetikte olmak önemli. Hani şu kedinin bir şey vardır, SMR duruşu denir kedide. Yani kedi böyle sakin durur ama kulakları açıktır. Böyle etrafa bakar dikkatli bir şekilde. Vücudu gevşektir, rahattır ama dikkati tetiktedir. Kedi devamlı böyle... Niye duruşu diyorlar SMR duruşu. SMR. motor duruşu denir. Rest duruşu, istirahat duruşudur kedinin. İstirahat duruşu ama dikkat açıktır kedide. İnsan böyle durumlarda öyle olacak. Bütün vücudu rahat ama dikkate açık bir şekilde olacak. Yani bir de tam uyuma vardır. O böyle durumda o tehlike açık halde olmak vardır. Yani onun için o, o, duruş yani insan beyninde alfa dalgalarının en çok yayınladığı duruş alfa dalgaları da öğrenme dalgalarıdır beyinde en çok öğrenmenin olduğu dalgalardır. Hangi dönemde bunu çok bu iyi? işte dikkat vücut gevşek ama dikkat artmış hmm. durum. Vücudumuz gevşek, rahatız, kaslarımız gevşek, sakiniz ama dikkatimiz artmış. Yani bir olayları takip ediyoruz. Yani kendimizi geliştirmek için bir şeyler yapıyoruz. Bu öğrenmenin en açık olduğu hmm. pozisyondur. Bu bu olan kişiler beyinde alfa dalgası nedeniyle e, beyinleri e, bilgi kaydetmeye açık dönemdedir. Evet. Hocam spor ve egzersizin e, psikolojik durumumuzu güçlendirme etkisi var mı? Kesinlikle çok faydası var onun. Hı. Yani spor, her türlü spor, e, beyinde endorfin salgıladığı için morfin benzeri maddeler e, yani morfin benzeri maddeler, morfin ve morfin benzeri maddelerin iki tane özelliği vardır. Birinci özelliği müthiş haz verir, rahat haz verir. Yani, e, rahat e, zevk duygusunu ortaya çıkarır. İkincisi de kaslarda yani ağrı kesici etkisi vardır daha sonra da. veya falan bile iyi gelir. Mesela baş ağrısına iyi gelir. Vermeyle birlikte ağrı kesici etkisi vardır o morfin benzeri madde. Bu salgıladığı için kişi spordan sonra kendini gevşemiş gibi, rahatlamış gibi hisseder. Yani Ağrılar, evde kalma o, sürecinde spor ve egzersiz yapalım. Tabii spor ve egzersiz. Yani onun için zaten günde 5000 bir insanın atması lazım. Günde 5000 adım atmayan bir insan hem yağ yakamamış olur hem de kas kas stokunu vücuttaki kas e, stokunu e, desteklememiş olur. İleri yaşta güçsüz, halsiz bir tip yaşlı olur. Hmm. Ama günde 5000 adım atan kimse vücuttaki kas e, e, stokunu artırdığı için, canlı tuttuğu için daha doğrusu daha enerjisini e, e, daha e, kontrollü kullanmış olur. Onun için yani hatta bunun için bazı şeyler bunu da bak Türkiye'de bir defa e, ya aklıma geldi söyleyeyim, egzersiz atıştırması yapın deniyor. Egzersiz atıştırması. Egzersiz atıştırması. Yani oturup da yarım saat egzersiz yapmak yerine beşer dakikalık günde beş altı defa egzersiz hmm. yapmak. Mesela kalkın şöyle bir dolaşın elinizi kolunuzu bacağınızı hareket oynattırın. Ondan sonra tekrar masa başına dönün. Yani egzersiz atıştırmaları yapmak da kişinin hareketlerini, dikkatini, yani böyle kasları da için rahatlatıcı etkisi hmm. yapar. Yani saatlerce masa başında durmak yani bir yarım saatini ayıramayabiliriz ama egzersiz atıştırmasını herkes yapabilir. Anladım. Hocam biriken soruları hemen aktarayım müsaadenizle. Mehmet Bey e, ev devamlı e, çalışan birisi e, bir anda evde buldu kendini ne yapmalı? Bunu zaten programın tamamında anlatıyoruz Mehmet Bey. O yüzden programın tamamını hocam Tabii. evde kalırken ne yapacağız? Psikolojimizi nasıl yöneteceğiz? Önem ve önceliklerimizi dizeceğiz ya en önemli çönüye şey, en çok zaman harcayacağız. Daha az önemliye daha az. Yani bizim önemden önemsize göre bir öne, sıralama öne, yapacağız. Önem piramidimiz olsun. Önem piramidi. Evet. En tepeye en önemli şey. Ondan sonra daha önemli daha önemli. Bir de öncelik piramidimiz olsun. Hı. Öncelik piramidimiz de, de sabah kalktığımda bu önceliğim deyip önce onu yapacağız. Ön önem ve öncelik piramidi olan kişiler zaman yönetimini iyi yaparlar. Hatta bak Google ikna laboratuvarı açmış. Google. ikna İkna laboratuvarında bu iki önem ve öncelikleri yönete, İnsanların önemli ve önceliklerine göre insanları bize bağlayabilir, nasıl bağlarız diye düşünüyorlar. Hmm. İnsanların önem önceliklerini değiştirirsek hmm. mesela bu çok önemli dedirtirsek bağlanır diyor. Tamam, bu benim yani. için çok yani, öncelik dedirtirsek bağlanır tamam. diyor. Yani şunu anlıyoruz. Evde sabah kalktık e, önem sıralaması yapacağız. yapacağız. Öncelik sıralaması, sıralaması yapacağız. yapacağız. Sonra zamanımızı planlayarak bunları yapacağız. yapacağız. Hayata geçireceğiz. Evet. Dolayısıyla psikolojimizi sağlam tutmuş olacak. Fera hanım e, annem uykusuzluk sorunu yaşıyor. Uykuya dalma ve uyku kalitesi çok değişti. Ne yapabiliriz? Bu dönemde yaşanan Tabii. sorunlar. Yani daha değil. önceden yok şimdi olduysa şimdi büyük oldu. Ihtimal stres'tendir o. Evet. Yani stres çünkü uyku kaçıran bir şeydir. Evet. Yatağa girerken insan ne yapar? Nasıl gündüz kıyafetlerini çıkarıp yata yatağa girerdi değil mi? Aynı şekilde yatağa giren insan zihninde de bütün olayları alıp vesteye asacak yatağa öyle girecek. Eğer bütün olaylarla birlikte yatakta böyle şu şöyle dedi bu böyle dedi şu ne olacak bu ne olacak diye düşünürsen işte uyku kaçar. Onun için zihnimizdeki şeyleri de vestiyere asacağız. Yatağa e, yattığımız zaman e, şeyle ilgili yani böyle sorun çözme zamanı değil o. O durumda böyle böyle durumlarda daha yani rahatlatacak konuları tamam. düşünebilmek. Şöyle diyebilir miyiz hocam? E yani psikolojik olarak bunlardan çok etkilenen, uykusu bozulan, e, strese aşırı giren kişiler çok fazla haber izlemesin, çok fazla bu konuyu düşünmesin, kendini meşgul edecek şeyler üretsin e, diyebilir miyiz? Mesela yani yata bazı kişiye özel değişir. Bazı kişiler mesela uyku getiren şeyler vardır. Onu kitap alır, okur, uykusunu getirir, yatar. Evet. Mesela bu da bir uykuya geçiş yöntemidir. E, böyle e, zihinsel uyarıcı şeyler yaptığı zaman kişi işte e, cep telefonuyla yatağa yatarsa kaçar uykusu tabii ki. Böyle evet. durumlarda ya yani evet. onun için kişi burada kendine kendini bilecek, kendine bilmesi önemli. Kendi stresini bir de yönetmeyi bileceği. sistemini en çok koruyan şey kaliteli uykudur. Ya, evet, evet. Yani uyku çok önemli. Şu sıra insanlar uykuyu diğer zamanlara göre bir iki saat artırsınlar. Değil mi? Daha önce az uyuyorsa şimdi biraz artırsın. Evet. Çünkü bağışıklık sistemini en çok güçlendiren şey lerden birisi uyku evet. yani. Hocam soruları hızlıca aktarayım tekrar. Virüs kapacağız diye yürümemeye başladık panik halde olanlardan herhalde birisi. Yürüyüşte birilerini sollarken havada virüs kapma ihtimali var mı? Özhan Özsaman Bey söylemiş. Evet. Ya, ne, ne yaparken? Yürüyüş yaparken havadan virüs kapabilir miyiz? Yani şu diyeyim? anda yürüyüş yani bir, o bir buçuk, <laughs> buçuk metrelik bir 80 santimli bu mesafe sosyal mesafedir. Ondan daha eğer maskesiz bir yürüyüş ortamında bulunuyorsa bir insan, karşı tarafta solunum sıkıntısı varsa karşı tarafta, hmm. yani hastalık belirtisi varsa hmm. bir yüz yüze gelirse o zaman bulaşma ihtimali var. Ama bir buçuk metre <laughs> mesafeyi koruyorsa hiç maske de lüzum yok, yapabilir sorun. Evet. Dün bilim kurulu üyelerinden bir profesör hocamız havadan virüsün bulaştığına da şu ana kadar bir bulgu elde etmediklerini söylemiş ama sizin söylediğiniz gibi benden Karşı tarafa giden bir partikülasyon varsa, ağzından çıkan varsa, oradan bulaşıyor. Ama havada dolaşan bir virüs havada kalmıyor bu virüs, evet, hemen yere hemen düşüyor işte. anında. Çünkü ee... büyük damlacıklara yapıştığı için yere düşüyor. Bu havada, yani onun için. Yani Ancak böyle yakın temasın olduğu evet, ortamda Yani 4-5 adım onu da tam... yani 4-5 çıkmak... adım hiç sorun değil. Evet yani. 4-5 adım e, sosyal mesafemizi koruyarak her türlü spor yapabiliyoruz e, anladığımız. E, Yusuf Kayacan Bey panik atak ortaya çıkmadan yapabilecek bir önlem var mıdır? O esnada kişiye nasıl davranılır? Tabii panik atak, panik bozukluğu hastalık haline geldikten sonra panik bozukluğu olan kişilerin beyninde kontrol duygusu, yani be, e, beyninde hipotalamus bölgesi var. O hipotalamus otonom bölgesi otonom sinir sisteminin yönetildiği bölgedir. Yani tansiyon nabız işte bütün rit vücuttaki ritimler organların ahenk içinde çalışması yani bir o, o bölge bir de orkestra şefi gibi çalışır. Şimdi o bölgenin çalışması kimyası bozulduğu zaman e, ne olur? İnsan birisi uyuzsa hemen felç oluyorum gibi. Hı. Hemen bir korku gelse psikolojik bütünlüğüm bozuldu Hı. aklımı kaybediyorum öleceğim gibi hissettirir. Hatta ben bir iş adamı rastlamıştım. Ya dedi ben 1 milyar dolar bütçe yönetiyorum ama tansiyonumu yönetemiyorum demişti. Yani <laughs> enteresan yani. Çünkü yönet kontrol duygusu öyle yüksek ki evet. onu iyi yapıyor. Şey yapan panik duygusu onun için kontrol duygusunun kaybı hissidir. Hmm. Çok korku, dehşet bir şeydir ha. Panik öyle çok basit bir duygu değil. Dehşet hissettirir kişinin. Aklını kaybediyor gibi hissettirir. Hmm. Yani 150 ile direksiyona giderken direksiyon hakimini kaybettiğini ne hissederiz? Aynı duygu devamlı yaşatır insanı. Evet. Onun için tıbbi tedavi gerekir ve ilaçları vardır onun. Panik atak olanın tıbbi tedavisi gerekiyor. Denizhan Kılıç da aynı soruyu sormuş. Hep kötümser düşünüyorum. Ya hastaysam ve evdeki çocukları bulaştırırsam bu ikili endişe çıldırtacak beni diyor. Hocamın demin vermiş olduğu cevap sorunuza da cevap teşkil ediyor. Yani panik atak hastalığınız varsa tıbbi olarak ilaç almanız gerekiyor. Ama geri kalan kısımlarında stresinizi yönetmeniz gerekiyor. Stresinizi yönetmeniz için de deminden beri hocamızın sıraladığı önceliklerinizi, önemlilerinizi sıralayarak bunu yönetmeniz gerekiyor. Bırakırsak kendimizi evet. dalgalanmayı tabii, da boğuluyoruz. Yani böyle durumlar ister istemez kaygı, endişe yani insan en en çok da mesela anneler, çocuklar mı bir şey olursa şey yaşıyorlar. Burada çocuklar böyle durumlarda yani böyle gözünün ucuyla anneye babaya bakar. Yani o rahatsa çocuk da rahat olur. Onun için evet. böyle durumlarda soğukkanlı olmak çok önemli. Ee, Salih Hanım bir şey sormuş. Benim torunlar çok etkilendi. Neden görüşemiyoruz diye. Hı. Ee, anneannelerine... E... Ondan görüşemiyorlar mı? Ondan görüşüyorlar. Festim'de. Orada soruyorlar. Ee, yani neden görüşemiyoruz? Niye sana gelemiyorum? Ee, niye açıkça anlatmak gerekiyor? Çocukları... Anne baba çocuğa bak böyle bir durum var, Virüs var. Yani çocuğa bilgi saklamak ona kötülüktür şu anda. Hmm. Ya yani böyle bir durum var. Hayatın gerçeğidir. Hayatın bu gerçeğini öğrensinler. Geçici olarak buna katlanacaklarını öğrensinler. Hatta biz anaokulu çocuklarına diyoruz. Akvaryumdaki balığın ölebileceğini anlatmamız gerekir çocuğa. Ya yani çocuğa sahte bir gerçeklik dünyasında çocuk yaşatmayalım. Bu çocuk daha kırılgan oluyor daha sonra ileri yaşlarda. Şimdi bu çok önemli, ee, özellikle çocuğu olan torunu olan aileler için e, çocuğa gerçeği anlatalım. Tabi. E, neden görüşemediğimizi ve niye eve kapandığımızı sağlıklı bir şekilde ifade edelim. Bunu algılasın. Tabi. Çocuk ee, yani sahte sizin, bir şey söylemeyelim. Tabii, yani. yani yalan, bilgi saklama yok bir şey yok, abartıyor o, kızım yok öyle şey. Onlar dinlemezsen falan dediği zaman. Yani çocuk bakıyor, yani, sözü, yani öyle söylüyor ama duygular öyle söylemiyor. Gerçekler öyle değil. Çocuk güven zayıflıyor. Daha daha kötü bu soru. Çocuğun anneye babanın söylediklerine güvenin zayıflaması yani anneyi babayı ya taklit etme özelliğini kaybettirir çocukta. Yani onun örnek alma özelliğini kaybettirir. Yani çocuğun güvenini devam ettirmek şeyden daha önemlidir şu anda. Yani e, onun gerçeklerle karşılaşıp üzülmesini istemiyor anne baba iyi olarak. Halbuki o üzüntüyü yaşasın ve yönetsin. Çünkü hayat sadece eee Böyle iyi ve güzel şeylerden oluşmuyor ki. Hayat olumlu ve olumsuz şeylerin karışımından oluşan bir çeşnidir hayat. Anladım. Ee, Hande Hanım günlük rutin oluşturmak istiyorum ama aynı şeyleri yapmak beni çok mutsuz ediyor. Rutin oluşturamamak düzeltilmesi gereken bir durum mudur? Yoksa buna müsait olmayan insan karakteri de var mı? Işte bazı insanlar rutin statikoyu severler mesela. Hep aynı yoldan giderler, aynı işi yaparlar, bunu severler. Bu aslında insanın doğasına aykırı bir şeydir. Yani i̇nsanın doğası entropi yasası var bak. Entropi yasasında şu anda küresel olarak entropi yükseldi. Entropi, entropi, entropi? entropi termodinamiğin ikinci yasası. Termodinamiğin ikinci yasasında ne var? Evren düzenden düzensizliğe doğru gidiyor. Yani evren. Yani düzensizliğe gidiyor. Birisinin devamlı düzeltmesi lazım. Yani bu odayı biz eğer ısıtmazsak eğer bu aydınlatmazsak karanlık olur, ısıtmazsak soğur. Yani soğur, soğuk aslında e, sıcağın olmamasıdır. Entropi düzen e, düzensizlik, düzenli olmamasıdır. Yani bir evimizin bahçesine ekip biçmezsek düzensizlik ortaya çıkıyor. Entropik şöyle dağınıklık oluyor. Ama dağınıklık olacak ki onun arkasından kaos düzeni oluşacak. Bir düzen olacak ve bir kademe daha gelişme olacak. Yani gelişmenin olması için entropi gerekli. Şu anda bu virüs dünyada, korona virüsü dünyada bir entropi yaptı, kaos yaptı. Ama kaosun içerisinde, düzensizliğin içerisinde bir düzen çıkacak. Çıkacak. Bunun arkasından insanlık bir şeyler öğrenerek çıkacak. Onun için boşa gitmiyor bunun. Peki siz e, e, hanımefendinin sorusunu da e, şöyle bir değiştirmiş olayım. Bir kaotik ikinci yani dünya savaşından sonraki gibi dünya çok büyük bir değişime girdi ikinci dünya savaşından sonra. Siz bu krizi koronavirüs krizini bir kaotik dönem ve sonrasında yeni bir dünya düzeni oluşabileceği kadar güçlü görüyor musunuz? Çok kesinlikle çok güçlü. Yani. Öyle mi? İnsanlar ruhsal olarak iz bırak bırakıyor insanlarda. Sosyal hayatta iz bırakıyor, ekonomi yeniden yapılanacak duruma gidiyor, sağlık sistemleri yeniden yapılanacak duruma gidiyor, sosyal İlişkiler ilişkiler daha yeniden yapılacak duruma gidiyor. Bu hatta birçok olay hani milat önce milattan sonra gibi koronadan önce koronadan sonra diye konuşulacak. Öyle mi? Yani o, o, gidiyor ona doğru ciddi şekilde gidiyor. Yani hmm. insanların bu derece küresel olarak insanları eve kapatan, küresel olarak insanları korkutan, korkutan bir olay olmadı. İkinci dünya savaşı bile belli bir coğrafyada oldu. Onun dışındaki insanlar da o kadar olmadı. Yani onun için bu küresel bir etki yapan bir durum. Yani burada yani bu küresel bir kriz, küre, küresel bir e, tehdit var. Küresel tehdide karşı burada iyi pozisyon alan güçlü çıkacak bu dönemden. Yanlış pozisyon alacak alaşağı olacak. Hmm. Güçlü pozisyonumuz nedir? Buna bakacağız. Hmm. Yani böyle durumlarda güçlü pozisyon halka güven verecek e, davranışlar önemlidir. Böyle durumlarda sağlık sistemimizin adapte olması önemlidir. İnsanın en önemli özelliği Bunlar uyum. devletler için Devletler yönetimler ben. için. Ama bireysel olarak düşündüğümüz zaman en önemli bizim bizi insan, diğer canlılardan ayıran en önemli özellik uyum yeteneğimizdir. Bak şey mesela dinozoru düşüyorsun dev gibi dev hayvan. Fakat dinozoru dinozor ne oldu? Tarihsel süreçte yani insanlığın böyle tekamül sürecinde bu evrimsel süreçte baktığımız zaman dinozor yok oldu. Halbuki kocaman dev hayvandı. Niye yok oldu? Küçük bir beyin, koca bir zırh vardı ondan. insan İnsan ama beyni var ama o beyni adapte özelliği var ve bütün dünyayı insan kapladı şu anda. Yani e, şu andaki yaşadığımız şeyi bir dönüm noktası olarak görüyorsunuz. Hem dönüm insanlarda hem devletlerde. Devletle yani, bu, burada yani burada doğru pozisyon alanlar şey yapabilecek, kendilerini geliştirerek çıkacaklar bu dönemden. Mesela şu anda diyelim ABD'de bakıyorsunuz en çok nasıl etkilendi? Etkilendi çünkü orada sağlık sistemini 23 milyon kişi ABD'de sokakta evsiz yaşıyor. Şimdi bir benim endişem ABD'de servet düşmanlığı başlayacak. Hı. Zenginler sağlık sistemine ulaşacak, fakirler ulaşamayacak. ...böyle bir durum olursa ki o testler ilk çıktığı zaman parası olanlar 500 dolar, 1500 dolara yapılıyordu testler. Anladım. Ee, hocam Ömer Faruk Bey yurt dışı araştırmalarda sokağa çıkma yasağı sonrası psikolojik sorunlar sebebiyle boşanmaların arttığı söyleniyor. Şimdi evet. sanırım bu artmış. 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 Olur mu Türkiye'de böyle ya, bir şey? Beklenir olur bunlar ama bunlar daha çok sorunları sümen altı eden, sorunları öteleyen... aileler bir araya geldiği zaman kriz başlayacak. Şu anda genellikle yani erkek eve geç geliyor. Yani bir gün karşılaşmıyorlar. Hep problemler öteleniyordu. Şimdi mecburen sıkı temas var. Ötelenmeyecek, patlayacak böyle durumlarda. Hı. Eğer bu durumlarda işte mental esneklik varsa, zihinsel esneklik varsa taraflarda yeni duruma yeni çözüm üretirler. Ama inatçı kişiler bu durumda kaybedenler olacaklardır. Hı. Men, düşünce katılı olan kişiler, inatçı kişiler. Zihinsel esneklik. Esneklik önemli. Böyle durumlarda A planı ne olmuyorsa B, C planı olacak. Hmm. Çoğu, eşinle, çocuklarla ilgilenmek için aileyi daha iyi, yani ne yaparsam ailemin iyiliği için sorusunu soracağız. Ne yaparsam eşime söz geçireceğim dersek, ne yaparsam ben evde patron ben olacağım, kontrol bana geçecek derse bir insan güç savaşları başlar. Ya yani bu zamanın kadınları da o çatışmayı tabii doğurur. eski zamanın kadınları gibi değil. Böyle höt deyince susmuyorlar. <laughs> ya yani bu özgürlükçü bir şey var şu anda kültürün etkisiyle. Yani benim fikrim budur diyor özgürlükçü haklılar da. Yani hmm. erkek zulmü var çünkü çok fazla ailelerde. Yani burada kırılgan aileler burada kırılma yaşayacaklar. Şimdi o zaman evin içerisinde esnek bir zihinsel yapıs yapısıyla sorunları çözmek için çaba gösterirsek, alternatifler oluşturursak, güç savaşına girmesek bu krizden rahat bir şekilde tamam. çıkabileceğiz. Tamam, yani bu burada bu boşanma olan, problem çözme stili geliştiremeyen ailelerde boşanma oluyor. Hmm. Bak problem çözme becerisini geliştirenler emin ol bu krizden bir şeyler öğrenerek çıkabiliyorlar. Onun için ben problemi şu anda kullandığım metotlar problemi çözmeye nasıl yaparsam çözerim diye A, B, C planlar olsun ki onu çözsünler e, taraflar. Anladım. Ayşe Nisa Yüce Hanımefendi e, okul öncesi çocuklara yapılan uzaktan videolu eğitimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Faydalı mıdır? Okul öncesi. Okul anaokuluna benim de Tabi tabi anaokulundaki şeyler yani bu o video mesela burada bir şans şu anaokulunda çocuk gidiyordu sınıfta sadece kendi öğretmenle çocuk arasında. Şimdi anne de olacak onun yanında mesela. Baba da olacak ailede kişiler. Hı. Birlikte seyredecekler, birlikte yorum yapacaklar. Yani burada anne baba çocuğa konferans verir gibi olmasın bak. Aslında anne baba çocuğa vaaz verir gibi değil. Çocuk çocuğa yanlışı konuşma, doğruyu konuşma yöntemiyle yaklaşsınlar. Mesela ya burada bu bunu bu bunun oyununu bozdu bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bardan Bardan dolu tarafını. Evet. evet. Tabii yani bu evet. pozitif düşünce ya bütün iş orada evet. pozitif anlam, pozitif yorum, pozitif anlam, pozitif ilişki yöntemleri. Bunu yapabilirsek aile içerisindeki ilişkilerde o çocuk ders çalışırken anne baba da yanında onunla birlikte anlayıp onunla birlikte sabırla çocuk anlatmaya çalışsın. Anladım. Dinlesin. Hocam e... Sorular hala gelmeye devam ediyor ama yayınımızı yavaş yavaş kapatacağız. Ee, Ahmet Faruk Bey'in bir Ömer Faruk Bey'in bir sorusu var. Onu da ileteyim. Ee, manevi terapi bu süreci atlatmamızda faydalı olur mu? E, tabii manevi terapi dediğimiz şey mesela mesnevi terapi gibi, yunus terapi gibi, aşk terapi gibi böyle ben e, Ben de Hafız-ı kitaplarda... Şirazi taraftarıyım. Öyle onu mi? da ekleyelim. Tabii. Hafız-ı <laughs> Şirazi hafızı... tabii çok önemli. Yani. Evet. Hafız-ı Şirazi'nin çok e, güzel şeyleri vardır yani bizim. Evet, çok rahatlattı onun şiirleri. Tabii, onun şiirlerinde şeyde yani insan e, böyle durumlarda yani onun e, mesela Hafız-ı Şiraz'ın güzel bir sözü var. Bak en şey diyor. E, Üslup esasın celladıdır diyor. Hı. Hmm. Üslup esasın yani. Hmm. Bir şey söyle, ne söylediğin kadar nasıl söylediğin de önemli. Söylüyor? Celladıdır hmm. diyor. Ya yani bunun gibi yani burada insan, böyle durumlarda aslında insan içerisindeki o iş keşif yolculuğu dedik ya, Hı. kendini tanıması yani, emin ol dış dünya ne kadar böyle zengin, rengarenkse <laughs> iç dünyamız da öyle zengin. Hayal dünyamızı kuralım, hayal dünyamızı, güzel şeyler inşa edelim ve burada işte dediğim gibi şeye dökelim bunu, kitaba dökelim, yazıya dökelim, hikayeye dökelim, kişimize göre ama manevi terapide de şöyle, yani bizim o yönden biz kültür olarak çok şanslıyız. Bu Anadolu coğrafyası var ya müthiş bir manevi birikim var bizim hı hı. kültürümüzde. Hı hı. İşte Mes e, Yunus'tan e, şeye kadar yani eee kadar Muhittin, Arabiye kadar yani onlarla ilgili birçok müthiş birikimiz var. Yalnız eski sorulara eski cevaplar vermeyelim. Eski sorulara yeni cevaplar verelim. Hı hı. yani şu anda burada yani bu çağa uygun yani gidip de biz yani bu çağda yaşıyoruz. Yani eski gelenek gelenek gelenekten e, geleneğe saygı göstermek ayrı, gelenekçi olmak ayrı. Gelenekçi olan insan git, gider mesela 300-500 senenin kıyafetlerini giyer, 300-500 senenin tipi, ya, ya, şey şekliyle alışkanlıkla yaşamaya çalışır. Halbuki bu zamanın e, zamanın şartlarına göre çocuğumuzu yetiştirelim ama kökümüzden de kopmayalım. Anladım. E, hocam e, artık yavaş yavaş toparlayıp bir özetleyelim. E, benim anladığım. Hocamızdan evde psikolojimizi sağlıklı ve güçlü tutmak en az bedenimizi virüse karşı korumak kadar önleyebilir Tabii. Stresimizi yönetemezsek bağışıklık sistemimiz zayıflar. Zayıflar. Ve koronavirüsüne yakalanma riskimiz artar. Stresimizi yönetebilmek için de hap yok. Onu kendiniz tespit edeceksiniz. Nasıl yöneteceğiniz kendinizle ilgili bir konu. Ama en önemli konulardan hocamızın söylediğinden en önemli çıkardığım cümlelerden biri sosyal mesafenizi koruyun ama ruhsal mesafenizi güçlendirin. Yani aile bireylerinizle daha çok konuşun, ortak çalışmalar yapın, ortak eğlenceler yapın, ortak kitap okumak, ortak şarkı söylemek gibi bunu güçlendirin ve bir rutin oluşturun gün içerisinde. Tabii. Sabah kalkacağım, şunu yapacağım, öğlen bunu yapacağım, akşam bunu yapacağım diye bir rutin oluşturun. Ee, bu sürecin uzaması e, halinde e, psikolojimiz daha mı çok etkilenecek ya hocam? Etkilenecek muhakkak yani büyük ihtimal Ramazan da böyle geçecek gibi. Hmm. Yani şu an Nisan sonunda Ramazan'a giriyoruz. Bugün Nisan 1. Doğru. Giriyoruz. yani. Onun için yani bu buna hazır olmamız lazım. O büyük toplantılar, büyük iftarlar yok büyük ihtimal. Yani onun için şey olsa bile yani şu şu anda halen yükseliyor Türkiye'de plato yapsa bile düzel dursa ona yavaş yavaş geçse bile şu yükseliş Mart ayı yükselişte geçti. Nisan'da ortalarına kadar yükseliş olacak. Nisan ondan sonra belki düşmeye başlayacak. Ama bayramı da böyle geçireceğiz. Bayramı da böyle geçireceğiz. Evet, yani o artık o yapış yapış ilişkileri donduracağız şu anda ama hmm. bunun da risklerini önlemek için de duygusal ruhsal olarak kopmayacağız. Yani en azından gönül hatır sorma, yani onları düşünme, bununla ilgili yani şu anda düşünce alışkanlıklarımızı değiştirme zamanı. Hmm. Bunu söyleyeyim. Değiştirirse eğer böyle durumda uyum sağlarız. Yoksa ben aynıyım, ben değişmem diyorsa bir insan ta tarihin çöp sepetine atılabilir böyle dönemde. E, hocam soru sormak isteyen hala arkadaşlarımız var ama e, sizden bir yayın sözü Tabii. daha alalım canlı yayına. İnşallah, inşallah, e, tamam. Çok büyük ilgi gördü söyledikleriniz. Ee hocamızdan bir yayın sözü daha aldık. Önümüzdeki günlerde biraz daha zaman ilerledikçe ilerlediğinde tekrar bir canlı yayın İnşallah. yapacağız. Efendim programımıza e, katıldığınız için oldukça şu ana kadar yaptığımız en yüksek katılım yayın olur. oldu. Çok teşekkür ederim. İyi. Beğendiyseniz lütfen e, likelayın. Like. Çünkü YouTube kanalında e, YouTube'un aramalarında psikolojik sorunlar diye arandığında bu yayının öne çıkmasına katkı sağlıyor şey Abone olmanız ve e, yayını like'lamanız. E, soruları, ben yani hepsini aşağı yukarı toparlamaya çalıştım. Ama e, siz bu soruları e, daha sonra kanalı izlerken yorum olarak da yazabilirsiniz. İkinci yayında bu sorularımızı ileteceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız, ilgiyle sorular sorduğunuz için. Ama ben bugün çok şey öğrendim hocam. <laughs> Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Mesela Sağ. sahte koronavirüs evet. hikayesini ilk defa duydum. Böyle evet. bir şey başlamış. Sosyal mesafeyi açalım, ruhsal mesafeyi kısaltalım. Evet. Çok güzel slogan. Evet. Bunu ben Sağlık Bakanlığı'na da öneriyim müsaadenizle. Evet. Evet. Ee, psikolojik kısmını es geçiyoruz. Evet. Ama ben korona ile mücadele toplumsal bir mücadele ise toplumun diri tutulması için psikolojisinin güçlü tutulması lazım. Tabii. Biraz son zamanlarda benim eleştirdiğim bu birlik beraberlik olması gereken dönemlerde yardım kampanyaları üzerinden bir ayrışma, bir tartışma oldu. Bu Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Tabii yani o yardım e, kampanyası şu anda empati konusunda hiç empatisi olmayan bir kampanya. Hmm. Empatiye hiç uygun değil. Toplumun yerine hiç koyamamdı şu anda. Yani burada yardım kampanyası kararını verenler burada toplumun yerine koyamadı. Çünkü toplum böyle durumlarda yani şeye baktığımız zaman bütün dünyada topluma e, toplumun böyle durumlarda kendini Aciz, zayıf, güçsüz hissettiği bir dönem ve de belirsizlik olduğu dönem. Böyle bir durumlar insanlar kendilerine destek beklentisi var, toplumsal beklenti. Hmm. Yani çünkü çocuğunun işte faturasını ödemeyecek kirasıyla ilgili, yani birçok kiracı ev sahiplerine telefon ediyor yüzde elli yapalım diye. Böyle bir böyle bir durumda güvendiği kurum ona destek vermek yerine ondan yardım istiyor. Böyle durumlarda, evet. yani bu şey oluşuyor. Yani bir e, şirketteki yönetici nasıl böyle durumlarda ben sizin için fedakarlığa hazırım demesi gerekirken siz verin ki ben size fedakarlık yapayım demesi. Bir şirkette, şirketteki insanlarda ne duygu uyandırır? Yani almaya değil vermeye değil almaya yönelik bir davranış. Bu e, vermeye böyle bir durumda insanlarda ciddi bir tartışma çıkarır bu. Hmm. Yani insan kucaklayıcı bir yaklaşım değil bu. Hmm. Ki çıktı daha çok? Yani çıkarır, tartışma, tartışma çıkarır. Böyle durumlarda hmm. kucaklayıcı formül bulmak gerekiyordu. Kucaklayıcı, hmm. yani mesela üst yöneticiler kendi fedakarlıklarını yapabilirlerdi, şu kadar maaş veriyorum diye. Ama bunu halktan talep etme tarzında girmeyelim çünkü veren makamda olan kişilerin alan makamda olmaması gerekiyor şu hmm. Ya yani bu, bu şey çok oldu. Çok bu toplumun. Şey. toplumun Empati yapılamadığını gösteriyor bence. Anladım. Hocam evet, çok teşekkür ederiz. Ederim. Hem bizi üniversitenizde ağırladınız hem de çok aydınlatıcı şeyler söylediniz. Efendim yayınımızı e, takip ettiğiniz için, güzel sorularınızla açtığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bir başka canlı yayınımızda yine e, buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.